Ben Oğuz. Ben Selen. Siz bizi tatilde sanıyorsunuz ama biz evde yemek yapıyoruz. Light'ta audition bekle nasıl? Son verdiğin audition. Bunu atalım o zaman. Yanlış koymuş. Ya mutfağımıza buyurun buyurun çekilmeyin, girin girin, çekilmeyin lütfen 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 buyurun. Bugün beni mutfağa soktun, ne yaptıracaksın bana? Sana ne yaptıracağım biliyor musun? Glutensiz mücver fırında, sağlıklı. Hiç sevmem mücver. Ben mücver çok severim ve hani yemeği de dört gözle bekliyorum açıkçası. Tarifi de Eltim'den aldım. Bakalım beğenecek miyiz ya? Neden ne olacak? Glutensiz? Artık bazı şeylerin değişme vakti geldi çünkü. Artık sağlıklı beslenmeliyiz. Arkadaşlar ben Hashimoto'yum. Arigato. Hiroşima. Hiroşima. Evet, öyle bir artık çikolatalar bay bay, o brownie'ler. Hashimoto'nun tanımını şuraya bırakıyor muyuz? Şuraya, şuraya. 1000 liralık çikolatalar, milkalar, bay bay artık. Artık rafine şekersiz bitter çikolatalar, kara buğday unları ve... Sütsüz sütlaçlar. Sütsüz, badem sütlü, Hindistan cevizi sütlü tatlılar gelecek bu kanala artık. Gelmek zorunda çünkü. Evet! Malzemelerimiz nerede? Tam olarak burada. Bu kıvırcık akşam yemekte salata yiyeceğiz diye burada kıvırcık var. Onu söyleyeyim de şimdiden. Hani ben şovun... de o kıvırcık ne alaka? Kıvırcığı salata için çıkardım. Dereotu, maydanoz, kabak. Ay ay ay. Gitti. Domates. Bu yüzden yemekleri ben yapıyorum. Çöplüğümüz var mı hayatım? Bunu çöp yapıyorum şu an. Şimdi patates, bir patates, bir kabak, iki tane havuç çıkardım. Peki onları bize gösterir misin? Patates, havuç. Havuç, kabak, maydanoz. Bu arada bu maydanozların linkini de bırakıyorum. Senin önderliğinde ben yapacağım. Ben yapmayı bilmiyorum çünkü. Ben sana tarif edeceğim. O işlemleri sırasıyla yapacak diye düşünüyorum. Evimiz sıcak, ışıklarla daha da sıcak oluyor ama hiç problem değil. Sırf sizin için gerçekten bunu şey yapacağız ve halledeceğiz hep beraber. Size ileride öyle vloglar çekeceğiz ki bakın şu an yerini alan, şu an yerini yaşadı. Alan... Yaşadı. Yaşadı. Yani nasıl planlar? Selen'i Türkiye'nin bir bucağından başka bir yerlerin bir ucağına götüreceğim. Evet. Artık bu size belki bir kopya, belki vermiştir, bilmiyorum. Onu getirsene, şunları içine koyacağım. Biraz dinleseydik. Tepsinin sesini mi? Vay be, çok anlamlı konuştum. Evet. İvit, ivit. Şimdi Oğuzcum geç bakalım tahtanın başına. Bu dereotlar kesin... yıkanmıyor mu hocam? Yıkanacak. Dereotunu hiç sevmiyorum. Neden? Dereotunla ilgili... Dereotu sana kötü mü davrandı küçükken? Çok keskin bir tadı var ve bu tat hoşuma giden bir tat değil. Özellikle bir tek ona yakışıyor. Sarımsaklı bir şeylerin içine yakışıyor bir tek. Köyde kontrol ediyorum. Şimdi biraz da maydanoz. Maydanozu ne kadar alalım? Şu kadar iyi mi? İyi. Yıkamadığın şeyleri bu tahtanın üstüne koyma bebeğim. Olmadı, almadım, kesme almadım, doğrama yapacağız. Koy. Ne yapacağım onları? Yıkayacağım. Evet Selo Hanım. Şimdi sen buraya geç... Mutfakta şunla iş yapılmaz. Bir tamam. Şey doğuruyorsan. Ver bu kahvaltı bana. Bıçağı. Şimdi aynen. Bana şef bıçağı verir misin? O da sürmene bıçağını. Yani bu da olur. Bu sebze bıçağı. Sen onun içine mi rendeleyeceksin? İstersen direkt karıştıracağımız kabın içine rendele. İstersen bunların kabuklarını soyayım ben. Sen de rendele. Olur mu? Tamam. Sen onları söylerken ben şunları doğrayayım. Tamam olur. Bunlar doğranacak değil mi? Evet. Ölçüsü nedir? Ya istediğin gibi kafana göre. He, bayağı şey Allah'a emanet bir yemek tarifi yapıyoruz. Selen'e emanet bir yemek tarifi.
Ya sonuçta bu tatlı olmadığı için, yemek olduğu için doğaçlama yapabiliriz bence. O zaman kıyıyorum kafama göre ben bunu. Tamam. Hani bir şeyin içinde olmasını istediğin kadar. Peki Oğuzcuğum. He bebeğim. Biliyorsun abinlerle payita yapmıştık. Evet. Çok zor bir gündü benim için. Benim mutfağıma gelerek nasıl hissediyorsun? Daha rahat mısın yoksa gergin misin? Bir yemek çıkacağına inanıyor musun? Bir yemek çıkacağına inanıyorum. Gerçekten glutensiz oluşu hoşuma gitmedi değil. Ama mücver sevmiyorum ben. Yani yağda kızartmayacağız sağlıklı olacağı için. Fırın mı olacak bu? Fırın olacak evet. O zaman Rendo'ya geçeyim mi? Sen evlenmeden önce mutfakta vakit geçirmeyi sever miydin? Ben boğazına düşkün biri olarak mutfakta vakit geçirirdim yani. Bu arada mesela mutfak oturmalarını da çok severim ben. Aa ben de severim. Evet. Yani mutfakta çay çorba içeyim, öyle bir de balkonun manzarası bir şey varsa. Annem bizi çok şey yapardı, mutfağa sokardı. Bayağı ben anneme sarma, mantı, bir sürü şey yapmasına yardım ederdim. Hepsini de yapıyorum. Bir gün mantı yaparım da yersiniz, izlersiniz. İzlersiniz. Bir gün mantı yaparım da izlersiniz. Belki evde onlar da yapar. Aa tarif verebilirim. Tarif verirsin. Çok güzel mantı yapıyorum. Aa eğer şeyde böyle pandemi zamanında bizi takip edenlerden varsa mesela şey var. Benim makarna tariflerim vardı gece gece. Bilmem hatırlar mısın? Nasıl? Aa glutensiz makarna yaparız. Süt ürünü koymadan kremasız bir şey. Çok zor hayat haşimat olarak için. İş yaparken sesim gidiyorsa kusura bakmayın. Şu andan itibaren dikkat edeceğim. Aşkım. Buyur aşkım. Bu bitmek üzere. Kabağı koydum oraya. Kabağı rendeleyebilirsin. Kabağı ikiye bölecek misin? Neden böleyim? Neden böleyim ki? Onu öyle yapacağım. Çünkü onu öyle rendelersem çok uzun olmayacak mı? Yeterince kalın. Öyle mi diyorsun? Evet. Hepsini aynı yere rendeleyeyim mi? Tabii canım. Sonra zaten onun içinde hepsini karıştıracağız. Sen ananın evinde mutfağa girer miydin? Yardım etmek için giriyordum da o kadar. Tatlı yapmaya falan mutfakta ben çok vakit geçiriyordum. Şaşırdık mı? Hayır. Şaşıranlar yoruma yazsın. Oo. Tatlı yapmayı daha çok seviyorum. Daha eğlenceli geliyor ama tabii ki şu andan itibaren hayat tarzımı değiştirmek zorunda olduğum için ve onunla yüz yüze kaldığım için, yani şu anda bu bir tercih değil, diyet değil. Zorunda olduğum bir şey o yüzden. Peki 2 haftada nasıl etkiledi bu seni? Bir değişiklik hissediyor musun? Hem de ne? Ne resmen o yemek yedikten sonra bir ağırlık çöküyordu, uyku çöküyordu. Hiçbir şekilde şu anda onların hiçbiri olmuyor. Ve yani kilo veriyorsun doğal olarak. Ben mesela diyet yapsam da çok zor kilo veriyordum. Benim mutfakta en sevmediğim iş tabii ki rende yapmak. Ama sağ olsun eşim yanında her zaman bana destek olduğu için rendeyi de o yapıyor. O yüzden çok mutluyum. Daha önceden kıymış olduğumuz maydanoz ve dereotunu içine sıvıtıyoruz. Şu güzelliğe bakar mısınız bak. Ben taze soğanları buraya ayırdım. Bunları salataya koyacağız. Aman ha. Taze soğansız salata yapmayın sakın. Çünkü tadı çıkmaz. Ya da kuru soğansız. Yağlı kağıtta püf noktamız neydi? Yumuşturuyoruz. Yumuşturalım. Ama yeter. Ya Umuz. Şöyle bir borcam ya da sizin nasıl bir borcamınız varsa işte evde ölçüsüne göre. Eğer büyük bir borcamsa 2 tane kabak, 2 tane patatese çıkarın tarifi. Tamam onu oraya koy. Şimdi bunu yoğuracağız. Ben mi yoğuracağım? Evet sen yoğuracaksın. Bak. Tatlı toz biber de koyayım mı? Bilmem ki mücvere oluyor mu? Olmuyor da. Oluyor mu mücvere tatlı toz biber? Köri koyalım. Olmaz. Taze soğan. Sarımsak koymuyoruz yani kesin. Oğuzcuğum. Yumurta. Koyuyorum yumurtayı. Dur aşkım bir baharatları bir karıştırayım. Böyle bir şey oldu. Evet.
Şimdi kara buğday unu. İnşallah güzel olur ya Rabbim. Kara buğday unu 2 kaşık. 2 çorba kaşığı. Beyaz buğday unu. Hayır yani çiğ kara buğday. Adı mı kara buğday? Evet tabii ki. Biraz daha mı koyalım mı? Ölçüsü yok mu bunların? Var aslında ama şimdi Elton bana daha büyük tepsi için verdi. O yüzden ben küçülttüğüm için şu anda ben kendim küçültmeye çalışıyorum. Bu yağ bunun içine mi? Evet, bir fincan zeytinyağı, bir kahve fincanı zeytinyağı. İstersen biraz daha koyayım hakikaten. Koy. Bir kaşık daha koydum. Kaşık koy, bir kaşık. 3 kaşık oldu. Var mı arttıran? Kara buğday unu. Mırç oldu bu. Yani inşallah güzel bir şey olur hayatım. Ya mırç oldu ama sonuçta mücver mırç. Koyduğumuz tuz hiç yani buna ifade etmez yani. Önceden ısıtılmış, 170 derecede ısıtılmış fırına turboda çalıştırabilirsiniz. Belki böyle son 5 dakikasında alt üst böyle ızgara yapabilirsiniz. Yani süslemesini çörek otuyla yapacağız. Şimdi bunun içine soğan mı yiyorsun? Hayır. Oo. Ne? Yemişsin. Acıktım. Biraz suyunu bırakıyor ama neyse pişecek. Koy koy ya. Buna sarımsaklı yoğurt, salça falan yapalım mı? Yoğurt yemem ya. Aferin. Alışacağız. Alışacağız. Ya fena değil kalınla. Şimdi üstüne de şöyle. O salatalık gibi yiyemezsin ya. Ya inanın video çekiyoruz. Yemeğimizin sonuna geldik. Üstüne niye Oğuz yazmadın? Aa. Böyle fotoğrafını çekerdik. Niye yazmadım biliyor musun? Hem Oğuz için bu çok küçük bir borcam hem de o zaman çok fazla çörek otu kullanmış olacaktık. Bu kadar yeterli bence. Şimdi bunu fırına gönderiyoruz. Şöyle. Gönderdik. Ta-ta! Pişti. Pişti. Börek gibi. Börek gibi. Hadi bakalım. Borcamdan bir sıcak yükseldi var ya. Onu lavabonun içine shooting. Şunu kes bir şey yapalım mı? Yapalım. Tadalım mı? Ve bakkan mı uçacak? İyi ki doğdun Oğuz. Dokusu bayağı şey ya. Dağılıyor yani. Yani muhtemelen soğuyunca biraz daha böyle ele alınıp yenebilir bir şey olacak. Daha dumanı üstünde. Görüyor musun? İnanılmaz. Acele ettik ama. Kim böyle? Çatalı. Çatal. Al bakalım. Çatalı da gösterelim. O. Bayıldım. Yalan söylemiyorum. Biz yaptık. Karımın tarifi diye demiyorum. Harika. Tadı aynı mücver. Ve tuzu falan da çok iyi. Evet ve öyle yağ emmemiş. Benim sevmediğim şey yok. Ben bunu yerim. Oo, süper süper ya. Sen getir ya böyle tarif. Evet. Ben glutensizi yerim. Evet bayağı sağlıklı. Süt ürünsüz ve glutensiz. Bunu soğuyacak. Tamam mı? Ondan sonra böyle hafif zeytinyağlı, ekşili, sarımsaklı böyle bir şey gezdireceksin. Ya da pesto soslu gibi fesleğenli. Böyle yiyeceksin. Ama soğuyunca. Gerçekten börek gibi olmuş bu arada. Harika. Evet Oğuzcum, çak bakalım. Bir işin daha üstesinden geldik. Ben o sırada salata yıkadım. Sen eti marine ettin. Artık yemek yemeye hazırız. Yan ürünümüz de hazır. O da hazır olduğuna süper. Göre. Fikrine sağlık. Ya eltime sağlık. O verdi tarifi. Çok evde de çok basit bir şekilde uygulayabileceğiniz bir şey bence. Ve sağlıklı da. En önemlisi bu. Bakın sağlıklı. Benim beslendiğim gibi lütfen zararsız beslenmeyin. Rica ediyorum. Zararlı beslenmeyin ya da. Zararlı beslen. Ben ne dedim? Benim beslendiğim gibi zararsız beslenmeyin. Pardon. Benim beslendiğim gibi zararlı beslenmeyin. Bakın rica ediyorum. Şöyle sağlıklı bir şey yaptık. Lezzetli de. Önemli olan lezzetli olması zaten sağlıklı bir şeyin bence. Afiyet olsun Oğuzcuğum.
İsterseniz evde size yapın. Biz mutlu oluruz. Siz sağlıklı beslenin yeter ki. Harika. Başka bir videoda görüşür müyüz? Başka bir yemek. Görüşürüz. Sağlıklı ama. Sağlıklı. Bundan sonra evet. Uzun bir süre. Uzun bir süre. Bayağı uzun bir süre. Sağlıklı cookie tarifi bulsana bir yerden. Ben geldim. Cookie yapmadan olmaz. Çak. Ben bir çikolataya banacağım o. Yani badem unu mudur, Hindistan cevizi unu mudur nedir kardeşim? Nasıl halledeceğiz? Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.